Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim safkanları size aktarmaya çalışacağım. Ankara'nın güzel programı var. Power Plus'a ağırlıkla gitmesini beklediğim, ancak sizlerin de katkılarıyla, eklemeleriyle isabetli tahminde bulunma ihtimalimizin olduğu bir yarış programı gördüm. Umarım başarılı oluruz Ankara. Arada bir güzel programlar geçiriyoruz Ankara'da. Her zaman değil tabii. Birinci koşu boş koşulardan 5 Güller Kızı'nın tekrarlaması ve yarışını kazanmasını bekliyorum. 5 nolu safkan. Geçildiği safkanlar var. 1 Gökçebayır kiloyu aldı. Bu apranti ile yarış kazanmıştı. Tekrarlaması halinde o da şanslı kalır. Ancak 2 55 uygun kilosu ile öncelikle 5'in rakibi olur. 5 2 sonra 1 arkadaşlar. Benim görebildiğim bu. 5'in yarışı kazanmasını bekliyorum. Eksik koşarsa 2 sonra 1. İkinci koşu satış, bir zor bir yarış. Yani plasa ya tek bırakmayın derim. Burada atlar sıkıntılı. Satış 1'e gelmiş. Birçoğu sıkıntılı. Birçoğu da 400'ü dönemez bile. Zor yani. 3 dişi safkan, bakın. Ona mesafe ters ama dişi safkana kadar gitti yarış. 3 2 1 öncelikle düşünmenizi öneririm. Bunlardan biri kazanması normal sonuç olur. Ama hiçbirinden de emin değilim. Yani böyle bir sıkıntılı yarış gördüğüm bu. Çok zayıflar. O yüzden handikap puanı yüksek olan atlar ön planda kalmaya çalışırlar. Ki dişi at. Yani ben de favori çıkan bu şartlarda dişi at oldu. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 16, handikap 1. Mesafe kısa. Yukarıda kilo alan atlarımız var. Onlar dahil dişi atlar var. Yarışta şanslı olabiliyorlar. Ancak normalde yarışın şartı direkt aşağıdaki 6 Hüsrev Han'a, ona isabet eder. Eğer biraz da düzelmiş son yarışlarında gördüğüm kadarıyla, kiloyu verdi bu safkan, bu çok şanslı koşar. 6 mutlak kuponlarınızda olsun, kazanmasını beklediğim bir safkan. Bir maiden çıkışı yaptı. 5 çok güzel yapmıştı. Sonra sallanmaya geçti tabii tekrar. Uygun kiloyu verdi. Uygun hale geldi yarış şartına. 6 eksik koşarsa onun yerine 5 geçecektir. Bu iki at önemli bu yarışta. Favorim 6 kazanmasını bekliyorum. 5 rakip, ikisinden biri kazanırsa normal sonuç olur. Bunun dışında yani diğer tuttuğunuz atlar, yukarıdaki ağır kilolardan başlayarak yarış kazanan atlardan 1, 2, 4, 3, 7'ye kadar iner. Herhangi bir atın gelmesi artık bundan sonrası normal sonuç olur. Ama bu 6 ve 5 çok önde, öncelikli safkanlar olmalılar, kuponlarınızda bulunmalı. En azından bu iki safkanı bu şekilde aktarmış olayım. Dördüncü koşu, handikap 16, handikap 1. Bu yarış şartı da buradaki aşağıdaki atlara direkt götürür. Ki yarışı aslında 3 nolu safkan grupta iyi durumda. Bu atın da Halis biniyor. Sıkıntısı yanındaki atı geçmeme olayı var. Sakarya güzeli iyi bir at. Ya bu ikinciliklerde falan hani ayara gitmedilerse, handikap ayarına giderler bazı yarışlarda. Ya at birçok yarışta kazanacak durumda yanına at alıyor. Yani geçmiyor, ya da önündeki atı geçmiyor. O yüzden geri planda kalır kilosu uygun Halis'le. Burada yarış şartına uyan, gene kilo veren safkan, kilo da vermeyen hatta uygun kilolarla birincilikleri geciken safkanlar var. Bunlardan başta 4 Onuk'tan devamlı önermekteyim. Çok şanslı bir grupta. Kazanma ihtimali en yüksek safkan olmuş. Mutlak kuponlarınızda bulundurun. 6 Feridun abi. Bu ata benzer bir safkan. Eksik etmeyin derim. 4, 5, 6'nın son yarışı hem dereceli hem çok başarılı. Kazanma ihtimali yüksek var. Yazılır böyle safkanlar. Forum 4. Plasesi 5, sürpriz 6 çıktı bende. Diğer atların yazımını size bırakırım. Bu 3 attan birinin kazanmasını bekliyorum. Ama ön planda tuttuğum safkanda kalite handikap puanıyla, uygun kilosu ile 4 onuktan olacak birinciliği geçken, hani handikapı müsait safkanlardan biri. 5. koşu kısa vade 6. Bu yarış şartında favori biraz eksik koşar arkadaşlar. Dikkat edin, favorisi 6 çıkar burada. İstanbul'dan geliyor Ankara'ya. Bir de onun tersliği var.
grubun en kaliteli atı, bildiğim bir at Runnin Bull. Son yarışında da Hannibal'a geçildi ki hiç beklemiyordum. Çok kötüydü. Yani çok kötüydü o yarışta. Ters köşe yapmıştı bizi. O yüzden güven vermiyor şu an için. 6. Yazılır tek atılmaz, dikkat edin. Yarış şartı sürprize açıktır. 2. Mehmet Akyavuz 62 kilodan düşerek burada uygun kiloya geldi, bakın. Kalite handikap puanı da iyi yerde. Yaş avantajıyla 2. Kuponlarınızda olsun. Böyle atları tarayın derim bu kısa vade altıda. 2. Ahmet Çelikli, Yaman Bey 4. Bunlar şanslı kalan safkanlar oldular yarış şartında. 5. Dişi safkan geri planda ancak Hadis'le, grubun en kaliteli atı. Larından biri ve 6. İşte Runnin Bull. Bu yarış şartı mesela şartlı 5 olsa, İstanbul'da olsa bu yarış, Runnin Bull tektir. Yanına at önermem. Ya da kısa vade 8 olsa, 6 gene İstanbul'da olsa bu yarış, Runnin Bull tektir, yanına at önermem. Ama kısa vade 6 Ankara'ya geldiğin anda Runnin Bull gibi atlar, buna benzer atlar, işte potansiyeli eksik koşma gösteriyor. Ya 56 kilo sebebi de bu yıl daha para, birincilik gelmediği için para kazanamadı Runnin Bull. Yani dikkat edin, tek kullanmayın. Az atla da geçebilirsiniz. Altının yanına işte tuttuğunuz bir atı ekleyin ya da iki atı ekleyin. Şansınıza denk getirirseniz daha güzel olur. Korlerden giderek, korleri tek atarak da bir yere varılmıyor gördüğünüz üzere. 6. koşu açık 2 dişi. Bu yarış şartı da Flaşik Görlü eksik koşturabiliyor. Buraya da dikkat edin. Açık 2 dişidir burası. Burada da açık 1, açık 3 olsa gene 2 üzerine gideceğim ama gene de çok şanslı koşar durumda. Hani ben gelmez demem. Gelmez değil de gelmezlik olmaz zaten. At yarışıdır bu. Sadece şartlardan, durumlardan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Geçmiş zamanlarda olan istatistiklerin, verilerin size yansımasını, aktarmasını yapıyorum. 2. Gene tek kullanmayın. Yanına en azından bir at ekleyin. Ki benim atım burada 3-0 Lucky Foot. Son iki yarışında tek önerdiğim, sizlere direkt olarak önerdiğim, çok eksik koşan, ancak mesafe 2400'e çıktıkça yaşlı atların çok daha avantajlı koşacağı, güç ve dayanıklılığının ön plana çıktığı bu yarışta, yarışın açık 2 olması, yani sürpriz beklentimin olduğu yarışta 3 direkt isabet eden safkan olunca sizlere direkt olarak önermek istedim ki grubun en kaliteli atı. Yani para kazanamayan atı şu an için. İşte gidiyorlar, kazanıyorlar. Celincan'a geçildi 2200'de. Lucky Foot. İşte eksik koştu o gün. Son iki yarışı falan eksik koşuyor. Koştukça da düzelir. Biraz daha kendini geliştirdiyse şayet bu grupta 2'yi dahi geçecek güce sahip olur. Ki o gücü görmektesiniz. 3, 2. Birlikte düşünmekte fayda var arkadaşlar. 6 ve 8. Bunlardan da tercih sebebi yapabilirsiniz. Dediğim gibi gelmez demem. Ama 2. Yarış şartından dolayı ikincilikte kalabilir. Buna dikkat edin diyorum sadece. Tek atacak arkadaşlara da kesinlikle itirazım yok. 7. koşu şartlı 1. 2 at 1 ve 4. Fori Plase durumunda gün içerisinde AGF'leri takip edin. AGF'si Ganyan'a düşen bir safkan varsa da onu ekleyerek burayı geçme ihtimalimiz var. Atların çalışmalarını görmüyoruz. Atları görmüyoruz. Bize 2 at önerdiler. 1-4. Bunlar iyi koşacak diyorlar görenler. Ama Ankara genellikle at saklar şartlılarda, şartlı ve maiden yarışlarında kendilerine at ayarlarlar. Üçüncü, dördüncü atlar olur genellikle AGF'lerde. Onlar kazanıyor. Bir de bizleri mağdur ediyorlar. Ankara'daki saatçi galopçu arkadaşlar. Dikkat edin derim burada. Yani ben 1-4 bildiğinden değil. Doğum tarihlerine baktım aşağı yukarı aynı. Erken doğum tarihi da yok. İkisinden biri kazansın o zaman diyeceğim 1 ve 4. Ahmet Çelik Plase durumunda, Mehmet Akyavuz öyle. Hani sürprizin çıktığı zaman da yani benim bulma ihtimalim yok. Bilgi sahibi değiliz çünkü atlar hakkında çok fazla. Galopları da yazan arkadaşlar sıkıntılı yazıyorlar. Kaleme oynatıyorlar. Dikkat edin. Yani böyle garipliği var Ankara'nın bu maiden ve şartlı yarışlarında. 8. son koşu kısa vade 8.
Bu 9 nolu Yücel arkadaşlar. Bu maiden çıkışı çok başarılı olan bu safkanın ambiyetçilik tercihiyle tekrardan kazanmasını bekliyorum. 9 Yücel. Eğer Ahmet Çelik ikinciliğe falan koşmaz ise, ki bunu mağdur etmezse bizi formda jockey Ahmet Çelik. At çok iyi durumda gördüm atı birinciliğinde. Maiden çıkışı şartlı bir çıkışıydı. Kazanabilir. Grup müsait. Ya bu handikapı tek yarışta almak her ata nasip olmaz. İyi bir at. Yani güzel bir at bu at. Kısa vade koşacak, direkt kısa vadeye girecek at. Ve diğer atlar arkadaşlar, çıktığı zaman buranın da sürprizi çıkar. 2 ve 6 tek kullanmıyorsanız yanına 2 değişik bir at. Şu 5.liğinde sprint attı, 5. oldu. Grubun en kaliteli atı kalmış. 6 gibi safkanlar sürpriz yaparak kazanır. Tadilat var bu arada. Apartmanda. Ankara böyleydi arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.